Üniversitesi mensubu olarak hepiniz hoş geldiniz. Bizden onur verdiniz, mutluluk verdiniz. Türk Kızılayı Karadeniz Ereğli Şubesi olarak 10 Temmuz 2019 tarihi itibariyle genel merkezimiz tarafından görevlendirildik. Bu anlamda yaklaşık bir yıldır Ereğli'de Kızılay Şubemiz kapalıydı. Kızılay'ın kendi yapısından kaynaklanan durumlar ve onun öncesinde de şube başkanımız rahmetli Sayın Yusuf Oktay abimizin vefatından sonra Kızılay Şubemiz bir yıldır kapalı durumdaydı. Bizler de Karadeniz Ereğli'de yaşayan vatandaşlardan olarak Kızılay'ın Ereğli'de şubesinin açılmasına ön ayak olduk. Ben Yaşar Ciğer, Erdem İlkokulu Müdürü'yüm. Kızılay'la ilgili çalışmalar ne zaman başladı diye sorarsanız, öncelikle daha önceki süreçte kan bağışıyla ilgili pozisyonlarda Kızılay'la çok çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 4-5 yıldır Kızılay'ın kan alımıyla ilgili Türkiye rekorlarını Ereğli'ye getirdik. En son 3 Mayıs'ta yaptığımız kan bağışı kampanyasında yine Samsun iline ait olan rekoru 3 Mayıs 2019 yılında 1003 ünite kan ile yine Ereğli ilçemize getirmiş olduk. Şu an itibariyle de bizim bir günde aldığımız kan sayısını geçen hiçbir il ve ilçe yok. Şu anda rekor yine Ereğli'de. Tabii bunlar işin güzel tarafları. Ben şöyle yapayım. Öncelikle yönetim kurulumuzu tanıtmış olalım. Ondan sonra sohbet ortamında sizlerle sabrınıza sığınarak bir 10-15 dakikanızı alarak konuşmalarımıza, sohbetimize devam edelim. Söylediğim gibi Kızılay'la yaklaşık 7-8 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Kızılay'la gönüllü çalışmamının yanında Kızılay'ın artı bir manevi değer olarak, şahsımla manevi değer olarak şöyle bir yeri var. Bunları da size paylaşmaktan beis duymuyorum. 1982 yılında Kandilli'de evimiz yandı. Evimiz yandığında küçük kardeşim de vefat etti hatta. Kızılay'ın bize, o dönem biz çocuktuk, 8-9 yaşındaydık. Kızılay'ın bize koli koli yardımları olmuştu. Ve o yardımlarda Kızılay'ın hilalini hatırlıyorum çocukluğumda. Tabii o bizde bir iz bıraktı. Kızılay'la ilgili şahsım adına olabilecek her türlü etkinlikte, çalışmada hiçbir şey gözetmeksizin, zaman mevfu olmaksızın kendimi adadığımı biliyorum. Ve sonuçta süreç bu çalışmalarla bugün bizi buraya Kızılay'da yine hizmet etmeye getirdi. Ve bu anlamda da onur duyuyorum, gurur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum. Kızılay gibi dünyanın en büyük iyilik hareketinde Ereğli'de bulunduğum memlekette, kendi memleketimde hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarla beraber yaklaşık 10 gündür çalışmalarımıza başladık. Sizlerle de paylaşıyoruz zaman zaman. Ben kısaca arkadaşlarım da kendileri tanıtsınlar. Sonra Kızılay'ın genel anlamdaki durumlarıyla sizleri bilgilendireyim. Evet. Ali Koca Türk Sarı Korkmaz Mahalle Muhtarıyım. Kızılay'da yönetim. Kenan Yılmaz. Beni zaten tanıyorsun. Kürşat Yağız. Ticaretle uğraşıyorum. AK Parti Belediye Meclisi'yim aynı zamanda. Evet. Şenol Akyol, ticaretle uğraşıyorum. Teşekkür ederim, hoş geldin. Değerli arkadaşlar, Kızılay 1868 yılında Osmanlı Devleti'nin olduğu dönemde savaşlarda yaralı askerlere yardım cemiyeti olarak kuruldu. 1868 yılından sonra, daha öncesinde 1863 yılında Kızıl Haç kurulmuştu. Kızıl Haç da kendi ülkesindeki vatandaşlarına yardım amaçlı kurulmuştu. Ve savaşlarda tarafsızlığın, barışın, insancılığın simgesi olarak bu kurumlar yardım etmeye başlamışlardı. Osmanlı Devleti'nde de Marco Paşa'yı duymuşsunuzdur, bilirsiniz, tıbbiyeli bir asker. Onun öncülüğünde 1868 yılında kurulan Kızılay'la 1877 yılında Hilal-i Ahmer ismini, Osmanlı Hilal-i Ahmer ismini almıştı. 1923 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1945 yılında da 47 yılında da Türkiye Kızılay Derneği olarak hizmetine devam ediyor. Türk Kızılay'ı 1868 yılında itibaren din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası arenada ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan bir kurum olmanın yanında ihtiyaç ve dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın döneminde insancılığın ve tarafsızlığın simgesi olmuştur arkadaşlar Kızılay. Kurumumuz afetlerde ve olağanüstü dönemlerde de ihtiyaç sahipleri ve korumaya muhtaç olanlara yönelik yardım sağlamak, toplumsal dayanışmayı geliştirmek, güvenli ve sürekli kan temini sağlamak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca göç ve mülteci hizmetleriyle ilgili alanlarda da hizmet vermekteyiz.
Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bizim göreve tevdi edildiğimiz günden itibaren bölgemizde bir sel felaketi yaşandı. Öncelikle bundan yaklaşık 15 gün kadar önce bir Alapra sel felaketi yaşadık. Özellikle Sarıkapı köyümüzde yaşanan sel felaketine Zonguldak Kızılay'ımız, Ereğli Kızılay'ımız, Zonguldak AFAD birimimizle birlikte daha görev kağıdımız gelmeden çizmeleri giyip oradaki vatandaşlarımızla onların dertlerine hemhal olduk. Onların acılarını paylaştık. Yaklaşık 20 aileye yiyecek, gıda ve battaniye gibi yardımlar yaptık. Kaymakamlığımızla koordineli, AFAD'la koordineli çalıştık. Bu anlamda bizim için de bir deneyim oldu. Aslında doğal afetler insan istemiyor. Geçtiğimiz günlerde de, dünden önceki günde Ereğli'de yaşandı. Özellikle kriz masasındaydık. Orada da özellikle Ereğli'mizin 3-4 bölgesinde, Gülüç, Kepez ve Kemer bölgelerinde olmak üzere bir doğal afetimiz yaşandı. Burada da özellikle buradaki işleyişle ilgili sizi biraz bilgilendireyim. Doğal afet yaşandığı durumda öncelikle AFAD birimi, Zonguldak AFAD birimi mevcut durumun analizini ve önlenmesini sağlıyor. Sonraki durumda biz Kızılay olarak AFAD'ın bize verdiği tuttuğu raporlarla, icmal raporlarıyla hangi aileye, hangi eve ya da hangi birime, hangi iş yerine ne lazım, ne yapılması gerekiyor ihtiyaç listesini çıkartıyor. Sonra biz Kızılay olarak şubelerimizle birlikte orada yardıma muhtaç olan kişi, kurum artık ne varsa onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ereğli'de en yakın olan dün önceki gün selimiz oldu. O selde yaşanan sıkıntıdan sonra yine AFAD'ımız mevcut durum tespiti yaptı. Tespitten sonra bizler bugün öğleden sonra yaklaşık 14-15 haneye, icmaller de önümde benim, 14-15 haneye tek tek evlerine giderek öğleden sonra yiyecek, gıda, temizlik, battaniye, yatak, yastık, nevresim artı 100'er TL'likte harcama çeki vereceğiz. Bugün öğleden sonra bunu yapacağız arkadaşlarımızla Kızılay Şubesi olarak. Arabamız şu anda depola dolduruluyor. Öğleden sonra da bu çalışmalarda olacağız arkadaşlar. Şimdi bizim en önemli konularımızdan bir tanesi de değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı yaklaşması hasebiyle Kızılay'ın biliyorsunuz özellikle bu döngüyü sağlayabilmesi, dünyanın en iyi iyilik hareketini sürdürebilmesinin yegane koşulu aldığı bağışlar. Bu bağışlarla hareket ediyoruz. Özellikle bizler Kurban Bayramı'nın yaklaşması neticesinde Kızılay'ımızla bu kurban bağışının çalışmalarını, Ereğli'deki bağış severlerimizi artırma çalışmasını yapacağız. Vekaleten kurban kesimi yurt genelinde ülkemiz içinde 850 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlendi. Amacımız Ereğli'de ve ilçede olduğu gibi Ereğli'de de kurban bağışına vekalet edecek insanlarımızın ibadetlerini kurallara uygun şekilde gerçekleştirerek çok sayıda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Vekalet verecek olan vatandaşlarımız yurt içi vekalet verebileceği gibi yurt dışı oranlarda da vekalet verebiliyor. Arkadaşlar kurban bağışı yapan bağış severimizin yaptığı bağış tamamen yıl boyunca önlerinizde birer tane örnek bıraktığım konserve kutularındaki yapıya uygun olarak 1 kiloluk, 5 kiloluk ve 10 kiloluk şekillerde hazırlanıp yıl boyunca vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtılıyor. 10 kiloluk olanlar ise aş evi olan yerlerde kullanılıyor. Bizim Ereğli'mizde şu anda yok. Biraz sonra onu da konuşacağız zaten. Özellikle kurban konusunda, kurban bağışı konusunda geçen hafta bizler protokollerimizi ziyarette bulunduk. Kaymakamımız, belediye başkanımız, garnizon komutanımıza gittik. Kaymakamımız salı günü bunu bağışlayacağını söyledi. Öncülük yapacağını söyledi kurban bağışı konusunda. Belediye başkanımız herkes aynı şekilde. Ereğli'de bu kurban bağışını çok yüksek düzeyde tutarak ne kadar insana yardım edebilirsek, ihtiyacı olan insana yardım edebilirsek kendimizi mutlu adetmiş olacağız. Bu anlamda da sizlere çok iş düşüyor arkadaşlar. Burada bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Özellikle kurban bağışının duyurulmasından, geniş kitlelere yayılmasında bizlere yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu sene özellikle yeni başlamanın heyecanı da var bizlerde. Ereğli'mize en uygun sayıyı, en uygun şekli oluşturmaya çalışacağız kurban bağışında. Burada da sizlerden destek bekliyoruz. Bu yılda özellikle Kızılay'ımızın yıl boyunca iyilik hareketi sürsün, hilal olsun Türkiye sloganıyla yola çıktık Kızılay'da. Bu anlamda da
İyilikle sınır tanımayan anlayışıyla Kızılay'ın kurban kesimi çağdaş modeller üzerinde oluyor arkadaşlar. Veterinerinden sağlık uzmanına ve kombinelerde, yani sağlıklı kombinelerde kamera ortamında kesiliyor. Bu anlamda da Kızılay yaklaşık 2007 yılından beri bu çalışmayı yapıyor ve oldukça da profesyonel kurban kesimi yapılıyor değerli basın mensupları. Şimdi şöyle, bundan önceki dönemlerde Kızılay'ımıza hem Ereğli'mizde hem ilimizde hem Türkiye'de ve yurt dışında ulusal ve uluslararası arada yardım etmiş tüm Kızılay gönüllülerini, çalışanlarını ve yönetimde yer almış, özellikle geçen sene Yusuf abimiz vardı, Yusuf Oktay abimiz, birlikte çok çalıştık, birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Yusuf abimiz Ereğli'de Kızılay'a bir sevecenlik, bir babacanlık katmıştı. O anlamda da onunla çalışmak büyük bir keyifti. Yusuf abimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun. Onu buradan rahmetle anıyoruz. Kızılay'ımıza, bugüne kadar destek olan tüm gönüllülerimize, basın mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. A Medya, Gazi Mustafa Kemal'den yana taraflı kuruluş. A Medya iletişim hattı 0531 230 20 67.